Her şeyden çok sevdiğim insan, gözlerimin önünde bir canavara dönüşerek öldü. Lenf bezlerini aldıkları için dolaşım bozulmuştu. Burnu bir yana kaydı, üç misli büyüdü. Gözleri iki yana bakmaya başladı. İçlerinde farklı bir ışık vardı. Daha önce görmediğim ifadeleri görüyordum. Artık burada değildi sanki. Yine de gözlerinde bakan birileri vardı. Sonra bir gözü tamamen kapandı. Yüzünde siyah bir şey oluştu. Çenesi kayboldu. Dili dışarı çıktı. Damarları dışarı çıktı. Kanamaya başladılar. Sıradan bir kanser değildi bu. Çernobil kanseriydi. Bu sözler, Çernobil reaktörü patladığında yoğun radyasyona maruz kalan bir işçinin eşine ait. 26 Nisan günü, Çernobil nükleer santralinde reaktörle ilgili bir acil durum testi yapılması planlandı. Şehri elektriksiz bırakmamak için test gece vardiyasında yapılacaktı. Tecrübeli mühendisler evlerine gittiği için sorumluluk genç mühendislere kaldı. Alexander Akimov ve Leonid Taptunov istedikleri sonuçları alabilmek için tüm alarm ve acil durumlarda çalışacak güvenlik sistemlerini kapattılar. Test başladı. Fakat beklemedikleri gelişmeler oldu. Müdahale etmeye çalışsalar da işler kontrolden çıktı ve 4 numaralı reaktör saat 1.23'te büyük bir gürültüyle patladı. Patlama o kadar şiddetliydi ki reaktörün 2500 tonluk devasa çelik kapağı havaya uçtu. Radyoaktif atıklar çevreye yayıldı. İlk patlamanın etkisiyle 31 kişi hayatını kaybetti. Fakat daha sonra olacakları düşününce bu daha başlangıç bile sayılmazdı. Patlamanın ardından ilk 3 gün Sovyetler Birliği bu felaketi kamuoyu ve dünyadan gizlemeye çalıştı. Fakat Amerikan uydusunun çektiği fotoğraflarla gerçek gün yüzüne çıktı. Reaktörden yayılan radyoaktif madde Japonya'ya atılan atom bombalarından yüzlerce kat fazlaydı. Santral çevresinde yaşayan 100 bin kişi, 3 gün sonra evlerinize döneceksiniz, sadece gerekli eşyalarınızı alın denilerek tahliye edildi. Oysa ömürlerinin sonuna kadar bir daha geri dönmeleri mümkün değildi. Santralde çıkan yangının söndürülmesi için ilk etapta bölgeye 800 personel götürüldü. İşçiler karşı karşıya oldukları tehlikenin farkında bile değildi. Birçoğu 2 hafta içinde radyasyon yanıkları yüzünden öldü. Maruz kaldıkları radyasyon, ölümcül dozun tam 15 katıydı. Toplamda temizleme ve tahliye için bölgede çalışan 830 bin personelin 70 bini öldü ve büyük bölümü hayatlarına engelli olarak devam etti. Radyoaktif yayılım sadece birkaç hafta içinde İngiltere'ye ve bir süre sonra ise Kanada'ya kadar ulaştı. Ulaştığı her ülkede genetik bozukluk, sakat doğum, kanser, diyabet gibi çeşitli hastalıklara sebep oldu. Ukrayna'da kadınların yaşam süresi 74'ten 58'e düştü. Toplamda ölümlerin %20'si intiharla gerçekleşti. Çernobil faciasının yol açtığı sorunların atom enerjisi ve diğer kurumlar tarafından gizlendiği iddia ediliyor. Greenpeace, dünya genelinde 60 bin kişinin tiroid kanserine yakalandığını bildirdi. Çernobil, ulusal nükleer olaylar derecelendirmesinde 7 seviyesindeki tek olay olarak tarihin karanlık sayfalarına yazıldı. Bilim adamlarına göre bu felaketin izlerinin silinmesi 900 seneyi bulabilir. Çernobil, elektriğin bedeli. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz alt tarafta bulunan beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.